Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Normalde bu videomuz ikinci part olan gümüş geri dönüşümü videosu olması gerekiyordu. Elimizde asit olmadığından inşallah ona siparişini verdik. Asitin gelmesini bekliyorum. Tabii isterseniz kimyacılardan bu asiti de elden de alabilirsiniz. İsterseniz internet üzerinden araştırıp da alabilirsiniz. Normalde ben kimyagerlere gidip elden alıyordum. Ama bu sefer nasip olmadı. Sipariş verdim. İnşallah geldiği zaman da ikinci videomuz olan gümüş geri dönüşümü videosunu çekeceğim. Şu anda pazar günleri müsait olmamız hasebiyle inşallah bu videomuzu çekeceğiz. Burada gördüğünüz gibi modem kartları var. Bu videomuzdaki amaç, bunu çekmemizdeki amaç, hurdalara haddinden fazla ne yapılıyor? Yani bu gibi mesela basit, yani bu gibi hurdalara çok fazla maalesef para veriliyor. Yani normalde daha güncel, bugün aldığım ürünler, bugün almama rağmen ne kadar aldığımı, ne kadar aldığımı ve bununla ne kadar kar yaptığımı, ne kadar alırsanız kar etmeyeceğinizi açıklayacağım. Tabii illaki bunlar da gerek içindeki bazılarının demir çıkması, bazılarının plastik çıkması, kartlarının geri dönüşümde tekrar kullanabilmesinin kârı vardır illaki. Tamamen %100 zarar edeceğiniz anlamına gelmez. Ama %50 kârınız olacak zaten. Ama siz bu kârınızda %10, %20'lere indiriyorsunuz. Bu da olacak bir şey değil tabi. Siz ne kadar fiyatları uyguna düşürürseniz, ne kadar ya da bu konuda ısrar ederseniz daha da uygunu almanız gerekiyor. Yani bunun tanesine, şunların tanesine 20-25 lira verdiğiniz zaman da bunlar için kar değildir. Tamam, illaki nedir? Sonunda bir kar olur ama 10 lira 20 lira toplamında kar yapmış olacaksınız. Ki bunların asitleri var. Zamanınız zayi oluyor, gidiyor. O yüzden şimdi mesela burada arkadaşlar, burada şu an kaç tane parça var? 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane malzeme var. 17 tane malzeme ben 120 lira vermiş bulunuyorum. Yani o yüzden hesaplayın. Bu şekilde uygunu aldığınız zaman da, ne kadar uygun alırsanız yani, o kadar kar olur. Bazı kanallarda görüyorum. Yani bunların geri dönüşümünde de kazanıldı. Yani kartların üzerindeki malzemeni kullandıktan sonra da kar yaptıklarına sonunda söylüyorlar ama cüz'i karlardır. Yani bunlarda %50 en azından kar yapmanız lazım ki zamanınız zayi olmamış olsun. Ondan sonra diğer asitlere de az para verilmiyor artık. Yani asitler de fiyatları uçmuş durumda. O yüzden dediğimiz gibi ne kadar az bunlara, hurdalara para verirseniz, yani isim üstünde hurda, bunlara aman aman abartılı fiyatlar vermeyin. Evet, inşallah bu videomuzda bu kartları, söküm işlemleri içeriğinden az çok bahsetme olacak. Bu videomuzda iki part sürecek inşallah. Şimdiden hayırlı seyirler, iyi seyirler inşallah. Videomuza bunları sökmeyle başlayalım.
Bu söküm işlerinde neler lazım? İşte tornavida, pense, yan keski gibi ürünler lazım. Bunlarla ne yapmış olacağız? İnşallah hepsini sökmüş olacağız. Dediğimiz gibi yani bazı şeyleri de tabii sizin becerinize bağlı, bazı şeyleri de bedavaya da getirebilirsiniz. Mesela bazı şunları hani bunların yanında şunları da hediyeler gibisinden ne yaptık? Pazarlık yaptık. Yani pazarlık yapmak sünnet biliyorsunuz. Hani bir beis yok, sıkıntı yok. Bunları da sağ olsunlar bizi kırmadılar. Aldık bir izin de devamlı gittiğimiz yerlerde. Tabi bunları arkadaşlar hurdacıdan alamayacağınız şeyler. Hurdacılar ister istemez bu işlerle hemhal oldukları için bunların kıymetini biliyor. Biraz daha yani bu işlerden anlamayan bölgelere gitmeniz gerekiyor. O da sizin gayretinize, becerinize, azminize bakıyor. Biraz araştırmanız gerekiyor. Evet, dediğimiz gibi inşallah şimdi bunların tamamını sökeyim. Videoyu hızlandıralım. Tartalım. Ne kadar malzeme olduğunu öğrenelim. Kaç tane çip olduğunu. Ondan sonra internet girişlerine bakalım. Kaç gram geldiğine. Tamamın kartları kaç gram geldiğine bakalım. Sonrasında inşallah ikinci videomuzda da bu kadar malzemeden 17 malzemeden ki 2 tane telefon, bir tane hard diskimiz var. Diğerler modem kartı. Bunların da 17 malzemeden ne kadar altın, gümüş ya da ne kadar kâr ettiğimizi açıklayalım inşallah. Evet, şimdi inşallah bu videomuzun burada söküm işlemlerini de hızlandıralım. Siz de bu şekilde nasıl söküldüğünü de görmüş olun inşallah. Evet arkadaşlar, şükür bitirebildik. Dediğim gibi bunun daha çok el emeği çok yani. Tamam, ne kadar diğer ellerine de diğer malzemeleri de diğer işçilikleri de zaman ayırsanız da burada da ne oluyor? İşte plastiklerine ayırması yani yaklaşık bunlar sökmem 1 saati buldu. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi 15 çeşit malzememiz var. Bunlar dediğim gibi içlerinde bunların modem kartı, içlerinde TV modem kartları da çıktı. Burada işte gördüğünüz gibi mesela ayaklı çipler bunlar. Ayaklı çipler, bunları zaten işleyeceğiz. Pinleri işleyeceğiz. İşte Ethernet girişlerini, USB girişlerini filan bunları işleyeceğiz. İnşallah. Tabii bu kadar malzemeyi dediğim gibi 120 aldık. İnşallah sonunda bakalım ne kadar kar yaptığımızı da birlikte görmüş olacağız. Şimdi bunları ne yapalım? Önce bir tartalım bakalım kaç gram kartımız olmuş oldu. Thank you.
Şu an tartım işlemini gerçekleştirelim. Arkadaşlar yaklaşık 1,5 bir parça çıktı. Gördüğünüz gibi 1,5 kiloluk parça çıktı. Ki yanında bunlar da var. Pinler de var. Yaklaşık bu kadar bir malzeme çıkmış oldu. Evet arkadaşlar İşte gördüğünüz gibi 1,5 geldi. Şimdi birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Bunlar biliyorsunuz ayaksız çipler. Bunlarda oranlar tabi araştırıyorsunuz, görüyorsunuz. Daha iyi. Tabi bu markalar genellikle uydu kartlarında ve TP-Link gibi markalardan çıkıyor. Bunları işte tabi zamanla araştırdığınız zaman da tecrübe ettikçe görüyorsunuz ki bunlar tabi daha fazla kazandırdıklarını. İnşallah ikinci videomuzda gerek eğer ki iki video olacağını söylüyorum ama belki üç video da olabilir. Bu inşallah Ethernet girişlerini, işte USB girişlerini oraları işleyeceğiz. Ya da çipleri işleriz. İnşallah işte kapasitörler olsun, osilatörler olsun. Osilatörleri de tabii bu gümüşleri de inşallah işlemiş oluruz. En son olursa da, vakit kalırsa da inşallah paladyumları işlemiş olacağız. İnşallah desteklerinizle bu videoları çekmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı bekleriz. Yorumlarınızı, aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtin. İnşallah yardımcı olmaya çalışırız. Selametle kalın. İyi günler. Selamünaleyküm.